Hatice Hanım bir saniye, şu anda Betül telefon attığında Azize yaşıyor, ortalığa çıktı, yaşıyor, annemle görüşüyor diyen senin kız kardeşin. Hayır. Betül telefon attığında, Hatice Hanım öyle söylüyor. Tamam. Betül hatta mısın? Evet Didem abla, iyi yayınlar. Sağ ol canım. Betül, ben seni buraya bekliyorum. Sonuçta biz bu yayını sizin için yapıyoruz. Sen niye yoksun burada? Önce onu söyleyeyim. Sistemlerimi ileteyim. Didem abla, bazı konulardan dolayı çıkamıyorum. Kusura bakmayın. Yani kocan engelliyormuş seni ama öyle duydum. Hayır, ben ama sonuçta yapmaması lazım. Kocan değil. Kocanla tamam, ilgisi yok. Bazı konulardan dolayı çıkamıyorum. Tamam Betül. Şimdi bak, Hatice Hanım diyor ki 4-5 ay önce bir tane düğünde sen Hatice Hanım'la konuşmuşsun ve demişsin ki Azize ortalığa çıktı, annemle konuşuyor demişsin. Yaşıyor demişsin yani. Hayır. Hayır, öyle bir şey demedim. Bak dedim ki sadece yaşıyor ama yüzle konuşmamışız dedim. Aa, yaşıyor mu dedin? Evet. Ama bir de böyle dediler kaçtı gitti. Ama hayır ama bak. Kaçtı gitti diye biliyoruz. Ben öyle diye bilmiyorum ki. Hani yaşıyor diye bir söyledim ben. Ama yaşıyor diye söylüyorsun da annenle görüştüğünü de söylemişsin. Hayır, onu söylemedim Didem Hanım. Aydan'la konuştuğum zaman şeyi söylemedim ben. Hatice Hanım, ben yaşadığını öyle bildiğimiz için öldü demedim. Yaşadığını düşündüğüm için yaşıyor dedim. Ama annemle görüşüyor demedim diyor Hatice Hanım. Dedi mi demedi mi size? Bana o şekilde söyledi. Bak ben niye yalan söyleyeyim? Ben de onları suçlamak için ben bildiğimi bana o şekilde söyledi. Yaşıyor dedi, annemgille de görüşüyor dedi. Ama bak Betül bildiğin ne varsa anlat. Bir saniye, bir dakika. Hatice Hanım, bir dakika Betül, bir saniye. Hatice Hanım ortalığa çıktı ifadesini kullandı mı? Ortalığa çıktı. Evet, tamam. Evet, aynen bu şekilde söyledi bana. Betül bak, yaşıyor olduğunu tahmin etmek bambaşka bir cümle ama ortalığa çıktı, annemle görüşüyor ama demek. Didem abla bak ortalığa çıktı falan demedim. Yaşıyor ama kendisinden bir haber duymadık. Görmedim dedim. Yaşadığını nasıl çünkü tahmin ettiniz o zaman? Ama yaşadığını nasıl bak? Didem Hanım bir oraya yaşadığını nasıl tahmin ettiniz? Funda Hanım sorsun. Tamam, duyuldu mu bilmiyorum. Bir daha sorar mısınız Funda Hanım? Yaşadığını nereden tahmin ettiniz? Yani bu fikre nasıl kapıldınız? Dedim Funda Hanım, sürekli bana soruyorlar yaşıyor mu, niye araştırmıyorsunuz, niye peşine düşmüyorsunuz, sürekli baskı üstünde olduğu için ben de öyle bir şey söyledim. İşte ben yaşıyor ama ben kendisinden haber alamıyorum. Ama bak Betül, 2016 yılında kaybolmuş, bu düğün 4-5 ay önce olmuş. Sizin ablanız neredeyse kaç yıl oluyor, 6 yıl, 5 yıldır ortalıklarda yok. Yani dolayısıyla yaşıyor demek bambaşka bir şey. Ortalığa çıktı, annemlerle görüşüyor demek bambaşka ama bir şey. Onu Didem abla bak, onu demedim bak. Ailemle konuşuyor falan demedim. Yaşıyor falan dedim ama yaşıyor diye biliyordum ben. Ama Hatice Hanım nasıl biliyordu? Didem Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bir söz hakkı alabilir miyim? Ama şöyle bir şey var. Murat onu öldürmüşler diye de öldürmüştür diye de bir ifade vermişsiniz yani. Ama onlar sürekli karşı taraf bana öyle söylüyor. Ama Azize hayır, hayatından endişe ediyorum gibi ifadeniz var. Murat öldürmüş olabilir diye ifadeniz var. Bilmediğiniz bir noktada yaşıyor demek çok saçma Betül yani. Ya yaşıyordu, ya yaşıyor mu bu Azize yani o zaman? Didem Hanım, ben ondan haber alamadığım için, bilgi alamadığım için Didem abla, onlar da sürekli bana öyle söylüyorlardı ya. Evet. Azize öldü mü? Yaşıyor mu? Azize'yi niye sormuyorsunuz? Azize'yi niye böyle yapmıyorsunuz? Ondan sonra bana öyle deyince ben yaşıyorum dedim. Peki yani Hatice Hanım duydum falan demedim. Ya şimdi 4-5 ay, 2-3 sene Betül, önceki mevzu değil. Turgut'un sana söylediği lafları da söyler misin? Neyi? Turgut'un sana Ankara'da söylediği lafları bana söylediğin bir söyler misin? Ne dedi Turgut? Abin senin, Recep'in abisi. Öyle şeyler, konuşmalar konuşuluyordu Didem abla. Şöyle söylüyorlardı mesela konuşmalarında, kapatın bu konuyu ya, ne Azize açıp duruyorsunuz. Sürekli Azize konusunu açıyorsunuz. Benim böyle bir karım söylüyorlardı bana. Ayşe yenge de söylüyordu bana. Azize öldün mü, yaşıyor mu? Sürekli bana bunları söylüyordu. Yani Murat'ı böyle aldatan kişi. Evet. O cümleleri mi kullandı Turgut? Yok öyle değil. Hani benim karım olsa, benim karım aldatsa. Turgut söylüyor. Betül söylüyor. Yani Betül o tarafta gelin olduğu için Betül. Peki yani Betül. Benim yeğenimle evli. Ha, öyle mi? Evet. Betül sen kimle evlisin şu anda? Ben Musa Özcan'la evliyim. Musa kimin oğlu? Fadime'nin oğlu. Fadime Ataoğlu. Ha öyle mi? O da ikinci eşinden, yani ikinci eşi de benim dayım oluyor. 3 tane kızı almışsınız sizin aile yani. Evet. İşte babam da dedi ya. Pişman mısın Tülay? Sen mutlusun da Diyarbakır. Ben çok mutluyum. Betül de mutlu. Bir tek Ali de mutlu. Ben çok mutlu ve eşimden çok mutluydum ben. Ama sen bunu Turgut'tan, yani kocanın dayısından, doğru mu anlıyorum? Kocanın dayısından bu ifadeleri duydun mu? Ya sürekli öyle konuşmalar duyuyordum Didem abla. Allah Allah. O zaman neden senin ekranın çıkmadığını anlıyorum yani. Bir söz hakkı istiyorum. Tabii Recep. Mahkemeden kağıt gelene kadar biz de yaşıyor diye umuyorduk, biliyorduk yani Azize'yi. Evet, çünkü bize bu şekilde anlatıldı. Ama bak, ben de burayı anlayamıyorum Recep. Hani yani ben kaybolduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet, kaybolduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Tamam, evet. Bunlar zamanda çok yaşanan şeyler. Evet, ama en azından şunu hani bir teyit edersiniz. Atıyorum Samsun'daydı dersiniz. Ama buraya gelmiyor. Tamam, o ayrı bir şey. Ama hiç yaşadığına dair bir emare yokken. Ya zaten Orhan Bey, kayıp başvurusu da, bir de şu çelişki var. Kayıp başvurusunda hayatından endişe ediyorum diye bir kayıp başvurusuna bulunuyorsunuz. Evet. Yani yaşadığını düşünmüyorsunuz ki siz zaten. Ama şöyle 5 yıl boyunca aynı anda konuşuyorsunuz. Tülay söyle. 5 yıl boyunca hani ben bunu polislere de söylüyorum. Diyorum ki yani kötü yola mı düştü? Hayır diyor. TC numarasına bakıyor, hiçbir yerde TC numarası bırakılmıyor. Bak, benim de söylediğim bu Didem Hanım. Bak, olayı ben şu şekilde anlatayım. Polisin, bak Murat'ı ilk polisi ifadeye alan polis bana dedi ki ne? Recep dedi, ben dedi abinden dedi şüpheleniyorum dedi. Niçin abi dedim. Murat'tan mı şüpheleniyorum? Evet bak, ilk Murat'ın ifadesini alan polis dedi ki ne? Recep dedi, ben dedi abinden dedi şüpheleniyorum dedi. Murat'tan için. Doğru. Bana dedi ki ne? Eğer dedi bak hiçbir şey gizlemeyeceksin, taraf tutmayacaksan dedi, bana dedi doğruları konuş dedi. Murat dedi bunu dedi yapar mı dedi. Abi dedim yapar, bilir yapar ama dedim benim elimde delil yok dedim. Peki yani abin Turgut cesedi dedim. Gömer mi gömmez mi? Onu da bilmiyorum. Ama bir kinayeli gülüş var. Onu da bilmiyorum. O zaman ama ben bugüne kadar her ne Murat'tan duyduğum şeylerde ben yanında, Murat'ın yanında aç, tamam, parasız olaraktan da çalıştım. Recep bize bir ihbar geldi. Yani Azize'nin cesedinin bulunduğu yerle ilgili bir ihbar geldi. Biz onu değerlendiriyoruz. Evet. Bir bakacağız. Ay evet. Hiç olmazsa ay, yani bir mezarı olur, yeri olur. Bir kefeni hak etmedi mi? Vermediler ona, kefeni de vermediler. Yani sadece bir kefen, yani Allah'ın verdiği bir kefen. Diyemem. Kurban olayım keyif oluyor. Bilirkişi raporlarıyla geldim. Tamam, merak etme. Bir kefen ya, sadece bir kefen. Ben buraya bilirkişi raporlarıyla geldim. Yani böyle parçalamak. Canlı yayına arkadaşlarıma da söylüyorum. Canlı yayına katılan arkadaşlarıma da, diğer yorum yapan arkadaşlarıma da söylüyorum. Eğer elinizde bir deliliniz, ispatınız varsa yani sunun. Yoksa da ne olur susun, başkalarına çamur atmayın. Tamam. Şimdi biz Azize'nin cesedini zaten emniyet de arıyor. Antalya emniyeti de öyle. Bir yandan yargılamalar devam ediyor. Gerçekler ortaya çıksın diye mücadele etmeye devam edeceğiz. İşimi gücümü bıraktım Didem Hanım. Ben ablamın ama bu da ayrı bir mücadele. O yüzden mecburen devam edeceğiz. Kesinlikle ben de güveniyorum. İlk önce Allah vesile. Şimdi burada bir anneyi sevindirdik.